İzlediğiniz filmleri düşünün. Mesela Marvel'daki Thanos'u. Sanki gerçekten oradaymış gibi görünüyor. Sadece insan ve yaratık gibi organik modeller de değil. Arabalar, silahlar, binalar pek çok büyük ölçekli modelde bu kadar net çözünürlüğü mümkün kılan şey ise Yudim tekniği. Yudim tekniği oyunların ara sahnelerinden filmlerin CGI'larına kadar pek çok yerlerde kullanılıyor. Çünkü tek bir texture dokusuyla bütün modelinizi oldukça detaylı gösterebiliyorsunuz. Yudim sayesinde UV'lerinizi tek bir alana hapsetmek zorunda değilsiniz. Bir insan modelini düşünürsek Yudim sayesinde mesela kafayı 8K, elleri 8K, boynu 4K gibi farklı çözünürlüklerde işleyebiliyorsunuz. Yudim tekniği reklam, film ve sinematik renderlar gibi pek çok alanda kullanılıyor. Yudim'in en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi yakın çekimler. Eğer elinizdeki karaktere yakın çekim yapmak istiyorsanız, ellerini, suratını yakından göstermek istiyorsanız Yudim tekniği oldukça işinize yarıyor. Ancak Yudim'in bazı eksileri var. Bunlardan bir tanesi de ve optimizasyon. Özellikle pre-render sinematikler haricinde oyunlarda kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Aynı zamanda sandalye, koltuk gibi mobilyalarda, VR'da ve mobil oyunlarda da yudim tekniğini kullanmanız tavsiye edilmiyor. Bu videoda sizlere Blender üzerinde yudim tekniğini kullanmayı ve Substance Painter'da bu yudim tekniğini işlemeyi öğreneceğiz. Elimizde bu şekilde bir kuru kafa modeli var. Bu kuru kafa modelini neden yudim tekniğiyle açmalıyız size bunu anlatacağım. Öncelikle yudim tekniği dışında yapabileceğiniz bir teknik daha var. O da materyallerini ayırmak. Yani şu anda benim burada kuru kafanın üst kısmı, çenesi ve dişleri olmak üzere 3 farklı bölümüm var. Bu 3 farklı bölüme ayrı ayrı materyaller atayabiliriz. Mesela bunu kuru kafa üst, kuru kafa diş ve kuru kafa çene olarak ayırabiliriz ve bunu bu şekilde Substance Painter'a yollayabiliriz. Bu şekilde kuru kafanın üst kısmı, dişler ve çene ayrı ayrı 4K texture'dan oluşabilir. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Substance Painter gibi programlar materyal bazlı çalışıyor. Yani ben kuru kafaya bir boyama yapmak istediğimde bu materyal arasında geçiş yapmam gerekiyor. Şu anda ben hangi materyali boyuyorum? Kafayı mı boyuyorum? Dişimi boyuyorum? Yoksa çeneyi mi boyuyorum? Sürekli bunlar arasında gel git yapmanız gerekiyor. Bu bir süre sonra çok yorucu oluyor. Aynı zamanda tek seferde de boyama yapamıyorsunuz. Yani kafanın üst kısmından alt kısmına kadar bir çizgi çekmeye çalıştığınızda sürekli kafa ve çene arasında git gel yapmanız gerekiyor. Peki biz yudim tekniğini nasıl kullanıyoruz? Şu anda ekranımız sol tarafında UV boşluğunu görüyorsunuz. Sağ tarafımızda da kuru kafa modelimiz var. Kuru kafanın üst kısmı bu şekilde, alt kısmı bu şekilde ve dişlerin her biri de kendince ayrı ayrı UV'lerine ayrılmış durumda. Şu anda bütün UV'mizin tek bir alanda olduğunu görebiliyoruz. Biz modelimize 4K bir texture attığımızda bu UV'ler yüzey alanlarına göre 4K texture'ı paylaşacak. Bu da bazı noktalarda kalite kaybına yol açacak. Eğer biz çok net bir görüntü istiyorsak bu bizim kullanabileceğimiz çok sağlıklı bir yöntem değil. Peki biz Udemy nasıl kullanacağız? Bizim Udemy kullanmak için tek yapmamız gereken buraya bir resim yüklemek. Şuradaki çarpıya basaraktan burayı kapatıyorum. Şu anda UV'mizin arkası boş. Herhangi bir resim yok. Ben burada New butonuna basaraktan istediğim bir görsel oluşturabilirim. İsmi önemli değil. İsmi yudim olsun. Buradaki alanı isterseniz 4096 yazabilirsiniz. İsterseniz de çarpı 4 yazabilirsiniz. Ben şu anda buraya çarpı 4 yazıyorum. Şu anda 4096'ya 4096'lık bir alan açacak bize. Burada önemli olan nokta buradaki tile seçeneğini işaretlememiz. Bunu işaretlemezsek çalışmayacaktır. Bunu işaretliyoruz. Ardından isterseniz siz buradan bir bir renk belirleyebilirsiniz. İsterseniz de buradan UV grid veya color grid seçebilirsiniz. Şu arka planın rengini şöyle biraz açaraktan kullanabiliriz. New image diyorum. Şu anda UV'mizi görüyoruz. Az önceki haliyle birebir aynı. Şimdi ydim tekniğini kullanmaya geçelim. Bu işlemleri yaptıktan sonra N tuşuna basaraktan yan panelimizi aktif hale getiriyoruz. Yan panelimizi aktif hale getirdiğimizde karşımıza bu şekilde bir panel geliyor. Az önce işaretlediğimiz tile seçeneğini işaretlemediyseniz bu ekran size gelmeyecek. Burada gördüğünüz 1001 sol altta da görünüyor. Biraz geri çekersem daha net görebilirsiniz. Buradaki 1001 sizin UV'nizin bir nevi kimliği. Substance Painter gibi programlar UV'nizi bu kimliğe göre tanıyor. Biz istiyoruz ki mesela kafayı ayrı, dişi ayrı ve çeneyi ayrı yapalım. Bunun için yapmamız gereken buradaki artıya basmak. Artıya bastığımızda bizi diyor ki numarası ne olacak? Bunu ellemiyoruz. 1002 olabilir. Count Dedi tek seferde kaç tane oluşturayım. Mesela biz dişi ayrı, çeneyi ayrı, kafayı ayrı yapmak istediğimiz için diyoruz ki bize iki tane daha oluştur. Burada diyor ki rengini ne istiyorsunuz? Ben şu anda şuna benzer bir renk seçeceğim. Hatta şuradan rengimizi kopyalayalım. Kopyalayamadı. Şöyle yaparsak rengi kopyalayabiliriz. Güzel. 4096'ya 4096, ya 4096 ya yapıyorum. Ve blank map olarak add diyorum. Gördüğünüz gibi ekstradan iki tane daha UV haritası geldi. Bu UV haritalarını istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Artık bütün modelinizi tek bir UV'ye sığdırmak zorunda değilsiniz. Ben şu anda önceden ayarladığım dosyayı açtım. Bu dosyada her bir dişin ayrı bir UV'si var. Aynı zamanda çenenin ve kafanın da yine kendilerine ayrı bir UV haritası var. Sol alttaki kısım kafa, yanındaki çene ve diğerleri de her biri bir diş. Bu şekilde modelinizin her bir parçasını mesela yüzün sağ tarafını, sol tarafını, boynun sağını, solunu ya da dört parçaya da ayırabilirsiniz. İstediğiniz gibi parçalara bölüyorsunuz. Bu sayede daha detaylı olmasını istediğiniz parçaları 4K parçalara bölebiliyorsunuz. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Substance Painter'a aktaracağımız için buradaki UV'lerin boyutları önemli. Özellikle ben UV'leri seçtim. Bu UV'lerin bir çerçevesi var. Şurada Gördüğünüz gibi etraflarında bir çerçeve var. Bu çerçeveyi taşırmamaya özen gösterin yoksa Substance Painter'da hata alabilirsiniz. Mesela UV'lerinizi istediğiniz bir kareye pack island yapmak istiyorsunuz. Bunun için panelden seçmeniz gerekiyor. Mesela 1007 no'lu panele pack island yapmak istiyorsanız UV'yi seçtikten sonra seçili olan UV'yi Q'ya basıp pack island diyorsunuz. Ardından burada close Udemy'e aktif Udemy yapıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman seçtiğiniz UV'yi seçimli UV alanına pek hızlı Pek diyorum ve şu anda oraya gönderdi. Eğer pek ayrıntı kullanacaksanız bu şekilde tek tek sürüklemek yerine tek tıkla gridlerinizi doldurabilirsiniz. Modelinizi export ederken kullanabileceğiniz iki seçenek var. Bir tanesi FBX, diğeri de OBJ. Garanti olsun istiyorsanız OBJ'yi tercih edebilirsiniz. Çünkü OBJ Udemy'i destekliyor. FBX'te sorun yaşarsanız OBJ'yi deneyebilirsiniz. Substance Painter'ımıza geçiş yaptık. Şimdi modelimizi yükleyelim. File ardından New diyorum. Burada bize modelimizin yolunu soruyor. Select tuşuna basarak modelimizi seçiyoruz. Modelimizi seçtik. Burada çözünürlüğümüzü seçiyoruz. Ben şu anda 4K seçiyorum. Modeli kullanacağınız programa göre buradan ayarlama yapmanız gerekiyor. Mesela Blender'da kullanacaksanız OpenGL seçmelisiniz. Unreal Engine'de kullanacaksanız DirectX seçmeniz gerekiyor. Bu sizin normal mapinizi ayarlayacak. Yanlışı seçerseniz yüksekliğiniz alçak, alçaklarınız da yüksek çıkabilir. O yüzden modelinizi kullanacağınız platforma göre hangi normal map formatını tercih etmeniz gerektiğini araştırmanız gerekiyor. Blender OpenGL kullanıyor. O yüzden şu anda OpenGL'i seçeceğim. Burada açmamız gereken bir de seçenekte de UV Tile Settings. Üstteki seçeneği seçiyoruz ve OK diyoruz. Evet modelimiz geldi ve bake almaya hazır. İsterseniz şöyle ufaktan bir kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir eksiklik var mı diye. Şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Ben kanalda Subsys Painter için bir eğitim içeriği hazırladım. Ancak o eğitim içeriğini izlemediyseniz bake almak için isterseniz sağ taraftaki bu butona basabilirsiniz. Ve buradan bake mesh maps diyebilirsiniz. İsterseniz de şuradaki fırçanın yanındaki kruvasan simgesine tıklayabilirsiniz. Bake menüsü bizi karşılayacak. Sol tarafta bizim az önceki UV haritalarımızı görebilirsiniz. 30 tane UV haritamız var. Size ufak bir tavsiye. Yaptığınız modelin low ve high polisi olmasa bile eğer buraya tıklayıp aynı modeli tekrardan yüklerseniz bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Ben modeli tekrardan yükledim. Sonrasında isterseniz anti 4x, 16x veya 64x seçebilirsiniz. Ben şu anda 16x seçiyorum. b ben 4K alacağım. İsterseniz 8K da tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin yapacağınız modelin ne kadar detaylı olacağı ile ilgili bir şey. b işlemini buradaki mavi butondan başlatıyoruz. B2 işlemimiz tamamlandı. Siz bu saatten sonra modelinizi istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben hazır smart materyallerden bir tanesini kullanıp size göstereceğim. Buradaki makine dokusunu sürükleyip bırakıyorum. Ancak bu işlem makinenize göre uzun sürebilir. Çünkü her bir parça ayrı bir doku olduğu için bunun işlenmesi uzun sürebilir. Evet, dokumuzun yüklenme işlemi tamamlandı. Hazır doku kullandığınız için biraz uzun sürebilir. Siz kendi dokularınızı oluştururken bu kadar uzun süre beklemeyeceksiniz. Hemen şuradaki bir dişin üzerine zoom atalım ve nasıl olmuş görelim. Evet iyice dibine giriyorum ve gördüğünüz gibi kalite kaybımız şu anda minimumda. Eğer bunu bu şekilde yapmayıp tüm modeli 4K1 UV gridine yerleştirmeye çalışsaydık asla bu dişler bu kadar net olmayacaktı. Modeli kaç parça ayırdığınız her parçanın ne kadar bir UV'de yer kapladığı da yine aynı zamanda netliği aynı oranda etkiliyor. Mesela ben bu kafayı ortadan ikiye bölüp sağ tarafını bir gride sol tarafını bir gride de alabilirdim. Ben şimdi sizin için aynı modeli aynı dokuyla tekrar kapladım. Ancak şu anda bu modelin bütün yüzdeyi tek bir UV grid'e sıkıştırılmış durumda ve şu anda dişe tekrardan zoom atıyorum. Aradaki netlik farkını görebiliyorsunuz. Hatta şu anda iki farklı projeyi yan yana açtım ve şu anda dişlerin arasındaki farkı daha net görebiliyoruz. Export işlemi için file'dan export textures diyorum. Açılan panelde texture'larımın nereye gitmesini istediğimi belirtiyorum. Output template'ten Blender'ı seçebiliriz. Output template'ten eğer daha kaliteli ve sıkıştırması daha az şeyler istiyorsanız PNG'yi daha sıkıştırılmış bir şey istiyorsanız da JPEG tercih edebilirsiniz. Bizim burada amacımız kaliteyi olabildiğince korumak. O yüzden PNG'yi seçiyorum. Texture size'ımızda eğer siz belki 8K aldıysanız texture size'ını 8K seçebilirsiniz. Ancak biz şu anda 4K almıştık. O yüzden buradan 4K'yı seçiyorum. Başka bir şey yapmamız gerek yok. Sonrasında export'a basabiliriz. Ben export işlemini önceden farklı bir projeyle almıştım. Şu anda da aynı modelin exportlanmış texture'larını görüyorsunuz. Toplam 150 tane materyal bulunuyor ve bu materyallerin toplam boyutu 1,61 GB bu boyut size yüksek gelebilir ancak bizim burada asıl amacımız optimizasyon değil kalite. Peki biz bu 150 tane materyali Blender'a nasıl aktaracağız? Shader notlarda boğulacak mıyız? Tabii ki hayır. Bunun için Shader Editor'a giriyorum. Yeni versiyonlarda açık geliyor ama eğer sizde kapalıysa Edit'e girip buradan Preferences içerisinde add kısmından Node Wrangler'ı bulabilirsiniz. Eğer burada görünmüyorsa da Get Extensions diyerek buradan aratabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra artık Ctrl, Shift ve T tuşlarına basabiliriz. Bunu yaptıktan sonra texture'larımızın olduğu klasöre gidiyoruz. Ve buradaki bütün texture'larımızı seçiyoruz. Texture'larımız ekrana geldi. Siz buradan eğer istemediğiniz bir şey varsa kaldırabilirsiniz. Mesela ben Displacement'ı istemiyorum. Çünkü gerek yok kullanmadık. Normal kalabilir. Bu şekilde yüklediğiniz zaman sorun yaşayacaksınız. Bütün texture'lar birbirine girecek. Onu düzeltme için de ufak bir ayar yapmamız gerekiyor. Bütün imaj texture'ları single image olarak ayarlı. Bizim bunları UDIM tiles olarak ayarlamamız gerekiyor. Bütün texture'larınızı UDIM tiles olarak ayarladıktan sonra işlemimiz tamamlandı. Artık modelinizin görünümü Substance Painter'dakiyle aynı. Artık siz de bu yöntemle modellerinizi tek seferde detaylı bir şekilde boyayabilirsiniz.